İşte ben sana dedim manyak biz kardeşiz delirdin mi ya? Ya sana diyorum istediğini söyleyebilirsin. Spontane yalaka. Patronu görünce doğaçlama arkadaş satar. Satış raporları nerede abi 3 haftadır? İstiyoruz getirmiyorsun. Lütfen şirket zor durumda Nergiz ya. Vallahi seni... Pardon. Gerçekten nerede 3 haftadan beri satış raporları? Abi gerizekalı mısınız siz ya? Bu nasıl iştir? Duygusal yalaka. Bir patron üzülüşü 100 elemanın ölüşüne bedeldir. Bir haftadan beri adamlar bekliyor mailleri. Ve sırf bu yüzden iş iptal oldu. Sana söylüyorum abicim mailler niye gitmedi? Bunun bir açıklaması olmalı. Abi öğrenme zorluğum var. Gerizekalı mısınız siz ya? Bütün bu yüzünden iptal oldu proje. Maaş boşuna mı ödüyoruz size? Aptal aptal da burada suratıma bakıyorsunuz. Abi öğrenme zorluğum var. Bir akraba evliliğim var sizin halde. Ama işler bekliyor burada. Bir haftadan beri mailler gitmiyor. Salak mısın sen? Sana söylüyorum salak mısın? Cevap ver bana. Sana söylüyorum. Allah belanı versin o zaman sana. Notların nerede? Şuna bak ya. Allah belanı versin. Kardeşim ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak ben onu çok iyi tanıyorum. 15 senedir bu şirketteyim. O çok duygusal bir adam. Var ya o böyle kızıyor önce size. Sonra en çok kendi üzülüyor. Senden fazla daha üzülmüştür bak şu an. Öğle yemeğinde ne var? Böyle bir adam buldunuz, suistimal ediyorsunuz. Tamam arkadaşlar yapmışlar artık. Atarlı yalaka. Patronla ilgili bir mevzuda ondan çok sinirlenir. Hakan Bey lütfen. Lütfen ya. Kaç gündür bekliyor? 3 aydır bekliyoruz abi ya. Cebinden vermek zorunda mı bu insan ya sizin için? Abi bak burada arkadaşız. Arkadaşlık ayrı. Bak arkadaş oluruz. Dışarıda görüşelim. Gelin bana sorunlarını anlatın. Herkes bilir. Beni tanır burada. Herkesi sırtımda taşımışımdır. Bu adam da onlara maaşını veriyor ve zammını günü gününe yapmıştır yani. Bak kendi kazancı yükselmemiştir. Zammı günü gününe yapmıştır ama. Arkadaşlar biraz daha dikkatli olun. Ya tamam Hakan Bey. Biz onlar benim ne demek istediğimi anladılar. Lütfen siz de anladınız ne demek istediğimi. Yani burada siz her zaman bizi tolere edebilirsiniz ama mecbur değilsiniz böyle bir şeye. O kadar insan iş arıyor. Biraz daha hayır abi, olur insanlar da elde ettikleri fırsatları değerlendirmeyi bilecekler abi. Hak edeceksiniz abi. Saat almayı biliyorsun ama. Ben fiyatını sordum mu hiç? Hiç Hakan Bey onunla ilgili bir imada bulundu mu sana saatin ne kadar falan diye? Seviniyoruz abi, saat de al, ev de al. Ama karşılığını vereceksin ya. Lütfen ya, Hakan Bey biraz ara verebilir miyiz ya? Arkadaşlar geçen gün Rülge kuaföre gitmiş. Kuaför sormuş bunu. Saç mı kaç mı diye. Şakacı yalaka. Espri yapana mevkisi oranında güler. Hakan Bey siz sen de yapacağım. Neyse bu kadar şaka eder. Hadi görüşürüz. Ya böyle bir şey yok ya. Of. Rülge yazlığa da böyle geliyordu da biz buna... Tamam. İşinizi yapın. Arkadaşlar Aralık sonu bence kampanya başlamak için en iyi tarih. Düz yalaka. Riski sevmez, patron ne derse aynı şeyi der. Hakan Bey ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence kampanya başlamak için en iyi tarih Aralık sonu. Doğru. Çünkü öyle olması lazım. En mantıklısı o.